Şiirlerde okudum. Onu yaşıyorum. Özlü sözlerini okudum köşe başlarında. Adını her sabah okul sıralarında. Şimdi 70 yıl sonra onunla son yolculuğa çıkıyorum bir kez daha. Geçtiği yollardan geçiyor. Yollarda bıraktığı anıların izini sürüyorum. Çektiği acıları ruhumda taşıyorum. Onu arıyorum. Asker. Devrimci bir devlet adamı. Kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. ...1915'te... Çanakkale'de İngilizlere tarihinin en büyük yenilgisini yaşattı. ...1918 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni bir yüzü görmeden çıkan tek Osmanlı komutanıydı. Dört yıl sonra halkın etrafında toplayarak Ender Yenisi güçlerini desteklediği işgalci Yunan güçlerini yendi ve ulusuna bağımsızlık kılmıştı. ...1923 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu ve ilk Cumhurbaşkanı oldu. Sonra şeriata karşı mücadele başladım, kazanan ilk lider oldu. Ektiği demokrasi tohumları sayesinde Türk ulusu içeride ve dışarıda birçok zorluklara göğüs gerdi. Stalin onu faşist addetti. Hitler ve Mussolini komünist olarak gördü. Bazıları da diktatör dedi. Halkı ise ona Atatürk.
1920'lerden bir aşk hikayesi anlatmak istiyorum. Mustafa Kemal Ankara Garı'nda istasyonun direksiyon binasında karargah kurmuş, Kurtuluş Savaşı'nın ve meclisi bu iki katlı taş yapıdan yer etmekteydi. Emir Eli, Ali Çavuş'tan başka hiç kimsesi yoktu. Bakımsızlıktan hasta ve zayıf düşmüştü. Üvey amcasının kızı Fikriye, İstanbul'dan gizlice Ankara'ya gelerek hayran olduğu paşasının yanına gider ve bu iki katlı soğuk taş yapıyı sıcacık bir yuvaya dönüştürür. Fikriye Hanım, hünerli parmaklarıyla paşasına çok sevdiği manastırın ortasında bir havuz var, türküsünü çalmaktadır. O Fikriye Hanım ki, Mustafa Kemal'in hiçbir zaman yanından ayrılmamış ve bir sır gibi ölüp gitmiştir. Thank you.
Thank you.
Oh.
Askeri milletin bayrağında çok yaşa. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askeri